Kalk bakalım. Yine olmadı. Olsun Bulutçuğum, öğrenirsin zamanla. Ne güzel atıyorsun sen onu. Sonuç olarak Antakya'da insanın kendini geliştirmesi için imkanları çok kısıtlı. Hele böyle benim gibi büyük hayalleri olan bir insan için küçük şehirler zindan gibi olabiliyor. İşte ben de o yüzden kendimi geliştirmek ve hayallerimi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldim okumaya. Asuman'cığım, Demet Hanım'ın zaten buradaki vakti çok kısıtlı. Bence meşgul etmeyelim. Evet Asuman, doğru söylüyorsun. Yani İstanbul'un sunduğu fırsatlar küçük şehirlerle kıyaslanamaz tabii. Ama internet var, oradan her şeye bakabilirim. İnternet var tabii, doğru. Akıllı bıdık seni, her şeyi de bil. Anlat bakalım halana. Bumerang'ı sevdin mi? He, çok sevdim. Dayı. Efendim Uluç'un? Biliyor musun, benim ta Avustralya'dan Demet Alam gelmiş. Canım, dayının döndüğümden haberi var zaten. Ama şimdi benim gitmem lazım artık, tamam mı bir tanem? Hadi öpsün halası. Oh halacığım, geleceğim yine, tamam mı? Nazlıcığım, misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum. Asuman, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Demet Hanım. Umarım tekrar görüşürüz. Görüşürüz Ferit. Nazlı mutfak. Bu merengi de çok kötü atıyorsun bu arada. Kendim iyi atıyorum. Ferit Bey. Onun ne işi var burada? Nasıl alırsın bu eve? Birdenbire oldu. Yani önce Asu geldi. Ben ona gelmemesini söylemiştim. Benim için büyük sürpriz oldu gelişi. Sonra da birden kapıda Demet Hanım belirdi. Benim bir suçum yok. Ya kimden yüz buluyor da geliyor buraya? Ferit Bey. Bulut'un halası kapınızın önüne kadar geldi. Ben de onu içeri aldım. Çünkü Bulut'un halası. Eğer çalışmamdan memnun değilseniz beni sürekli azarlamak ve suçlamak yerine kovabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Yakında duruşma olacak. Bulut'un halası vesayetini aldığında halası olduğunu unutacak. Anladın mı? Buna emin ol. İkbal Hanım, toplantıyı iptal edin. Bir de Engin'e haber verin, bana gelsin. Bugün şirkete dönmeyeceğim.